Merhaba, ben Ayşen Arda İşçi. Tekrar sizinle bir arada olmak çok güzel. Şu an o kadar heyecanlıyım ki nutkum tutuldu. Ne diyeceğimi bilemiyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı da kutladığımız bu günlerde ben de bir zafere imza attım diyorum. Tekrar fakülteli oldum. Şu an fakültemin önündeyim ve kayıt için fakülteye giriyorum. Kaç yaşındasınız? Ben 65 yaşındayım. 65 yaşında da insan her şeyi yapabilir. Buna inanıyorum. Okumanın yaşı yoktur. Hayat bir şekilde devam ediyor demek bana göre uygun olmayan bir sözdür. Tabii ki hayat bir şekilde devam ediyor. Ama her zaman için biz Cumhuriyet kadınları şartlar ne olursa olsun er ya da geç bir şekilde eğitimimize devam etmek istiyoruz. Ve etmek için de çaba sarf ettim. Şu an fakülteye kaydımı yaptırmak üzere fakültemin kapısından girmek üzereyim. Serüven ne zaman başladı? Liseyi dışarıdan bitirdiniz. Evet, serüven şöyle başladı. Kars'a geldiğim zamanlar Toprağın Sultanları diye bir kooperatif kurmuştuk. 15 Temmuz olayından sonra içim bir hayli sızlamıştı. Tekrar 80 öncelerine dönmek beni çok ürkütmüştü. Onun için bir kooperatif kurmak ve kızlarımızı, kırsaldaki kişileri bir araya toplamak da amacım. Bu amaç doğrultusunda kooperatifimizi kurduk. Bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Biraz başarılı, birazcık emekleyerek. O zaman dışarıdan liseyi bitirmeye karar verdim. Ve dışarıdan liseyi okudum. Ne Üç zaman? yıl içinde dışarıdan liseyi bitirdim. Ve fakülte imtihanına girdim, üniversite imtihanına. Çok arzu ediyordum siyaset bilimi, uluslararası ilişkileri. Durmak yok, yola devam. Doğu Hedefiniz? hedefim şimdi bir şeye hedef koymak doğru değil. Ufak ufak hedefe ilerlemek istiyoruz. Hedefim kırsaldaki genç yaşta evlenen kızlarımıza örnek olmak. Ve örnek olduğumu da tahmin ediyorum. Birçok kızımızı açık liseden kaydettirdim. Bazıları da bitirmiş durumdalar. Şu an üniversiteyi kazandığım için halen lise diploması olmayan, liseye gitmemiş olan gençlerimiz, yalnız kızlarımız değil, genç delikanlılarımız da, o teyze üniversiteyi kazandıysa biz de kazanırız diye. Onlara bir rol model olduğumu düşünüyorum kırsalda. Şu an açık lisenin de 24'ünde, bu ayın 24'ünde başladı. Zannediyorum ki en azından yine 40-50 kişiyi kaydettiririm açık liseye. Mümkün mertebe dediğim gibi okumak güzel bir şey. Ülkemizin daha iyi şartlarda, daha ileriye gitmesi için genç ve dinamik beyinlerin okuması gerekli olduğuna, özellikle de kız çocuklarının okuması gerekli olduğuna inanıyorum. Fakülteniz 20 kişilik değil mi bu bölüm? Çok teşekkür ederim Cemile Hanım. Eğer şeyse hani okula zaten eğer şey olmazsa uzaktan eğitim olmazsa zaten çok sık görüşeceğiz merak etmeyin. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben heyecanıma ortak oldunuz. Güzel, evet. Çok görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.